herkese selam. İspanya'dayım. İspanya'nın Mallorca adasındayım ve bir test sürüşüne katılmak için buraya geldim. Toyota'nın Beysun segmentindeki makyajlanan Yaris Cross. Yaris Cross makyajlandı. Otomobilin en önemli değişikliği dış tasarımda önde yaşandı. Bakın arkadaşlar, tampon tamamen yenilendi. Yenilenen tamponla daha dinamik ve sportif bir çizgiye kavuşmuş Yaris Cross. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar, otomobilin en önemli değişikliği aslında iç mekanda yaşandı. Multimedya ekranlarında değişiklikler var ve aynı zamanda da kaputun altında önemli bir değişiklik var. Yepyeni bir motorla gelecek. Bütün bunları biraz sonra gazeteci arkadaşım Mete Tansu ile birlikte yapacağımız test sürüşünde anlatacağız. Otomobilin dış özelliklerinde yenilik yok aslında ama yine de hatırlatmak amacıyla bir bakalım teknik özelliklerine. Gel abi. Gel gel gel. Korkma. Gel. Uzunluk 4180 mm. Genişliğe baktığımızda genişlik 1760 mm. Yükseklik, o da arkadaşlar hemen söylüyorum, 1595. Arkadaki tasarım çizgisine bakalım. Bu zaten bildiğimiz bir Yaris Cross tasarımı. Tabii ki hemen şunu hatırlatmakta fayda var. Çift renkli olarak geliyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Siyah renk çok iyi. Tabii yeni renkler de katılmış. Bu yeni renkleri Haziran ayında Türkiye'de satışa sunulduğunda siz de göreceksiniz. Toyota bunları web sitesinden ve kataloglarında yayınlayacak. Yeni renkler var. Bu yeni renklerle daha canlı, daha dinamik ve daha çok gençlere hitap eden bir otomobil olmuş Yaris Cross. Bunları biraz sonra da zaten konuşacağız. Tabii ki arkaya kadar gelmişken hemen bagaj hacmine bakalım arkadaşlar. Elektrikli olarak açılıyor ve 397 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. Arkadaşlar, size hemen anahtarı göstereyim. Cebinizde anahtar, eliniz dolu, market alışverişi yaptınız ya da çocuğunuz var. Gördünüz, açılıyor. Şimdi bu çok önemli. Niye arkadaşlar? Çünkü daha büyük segmentlerde ve biraz daha böyle premium otomobillerde görmeye alıştığımız bu bagaj sensörü B segmentine kadar inmiş. Yani Toyota aslında müşterilerin istediklerini, ihtiyaçlarını düşünüp buna göre yeni özellikler katmış Yaris Cross'a. Bu da en önemli avantajlardan bir tanesi. Şu şekilde tekrar basıyorsunuz, elektrikli olarak kapanıyor. İsterseniz bir de içeri bakalım. Arka koltuklardaki diz mesafesi ve baş mesafesi önemli. Yani yeterli bir, şu telefondan örnek göstereyim. Yani benim açımdan bakıldığında yeterli bir diz mesafesi sunuyor. Ama daha kilolu ya da daha uzun insanlarda bu sıkıntı yaratabilir. Aynı şekilde baş mesafesi de. Yeni koltuk döşemeleri söz konusu ve aynı şekilde özellikle dün akşamki basın toplantısında bunun üzerine basa basa söylediler. Şöyle yeni bir dikiş çizgisi de makyajlı Yaris Cross'ta da bundan sonra yer alacak. Siyah renkli bir tavan söz konusu. Evet, şimdi de öne geçelim. Öndeki yeniliklerden söz edeceğim. Makyajlı Yaris Cross'un iç mekanında da önemli değişiklikler var. Daha önce yarı analog, yarı dijital olan sürücü gösterge ekranı tamamen dijital olmuş ve büyümüş 12.3 inç olmuş. 10.5 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı da değişmiş, daha sezgisel olmuş, eskisine göre daha iyi. Yeni koltuk döşeme seçenekleri eklenmiş, iç mekanda kullanılan malzemeler B segmentine uygun kalitede görünüyor. Direksiyon simidi tanıdığımız, bildiğimiz değişmemiş. Toyota dış tasarımda büyük işler yaparken iç tasarımda bana göre biraz daha yavaş davranıyor. Vites orta bölümde yer alıyor. Açıkçası makyajda daha küçük bir vites topuzu kullanılabilirdi. Hem daha şık olur hem de orta bölümde daha fazla alan yaratılabilirdi. Araçta sürüş modları var. Hemen orta bölümden ayarlanabiliyor. Eco, normal ve sport olmak üzere 3 sürüş modu var. Bu ayarlamayı aynı zamanda sürücü göstergesinde de görebiliyorsunuz. Buradan takip edebiliyorsunuz. Hadi bakalım, şimdi de test sürüşüne başlayalım.
Evet arkadaşlar, Mallorca'dayız. Test sürüşüne başladık. Yaklaşık bir 100 kilometre kadar bir yol gittik. Yanımda gazeteci arkadaşım, otomotiv duayeni Mete Tansu var. Herkese selam. Evet. Hava çok sıcak bu arada. Hakikaten yaz gelmiş arkadaşlar buraya. İnşallah kısmet Türkiye'ye olur diyoruz. Evet, Yaris Cross'un direksiyonundayım. Dediğim gibi makyajlandı. Haziran ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Dış tasarımda en önemli değişiklik, biraz önce de söyledim, tamponda büyük bir değişiklik var. Yeni renklerle gelecek. İç mekanında biraz önce de söylediğimiz gibi işte multimedya ekranı ve dijital gösterge ekranında değişiklikler var. Daha büyümüşler ve tamamen dijitalleşmiş. Koltuklarda ufak tefek dikiş detayları var. Evet. Bahsettiğin gibi. Ama en önemli değişiklik kaputun altında, motorda. Daha önce var olan hibrit motor 1.5 litrelik daha düşük beygir gücündeydi. Şimdi tamamıyla değiştirmiş. İki motorla Türkiye'ye gelecek. Yani iki farklı seçenekle gelecek. 1.5 litre. Bir tanesi 116 beygir, bir tanesi de 130. 130 beygir. Duyduğumuza göre 130 beygirlik motor seçeneği birazcık daha üst donanımla gelecek. En donanımlı versiyon da olacak. Tabii arkadaşlar, bu motorlarla birlikte Yaris Cross daha güçlü, daha performanslı, daha az yakıt tüketen bir konuma gelmiş durumda. 100 kilometrede ortalama fabrika verilerine göre 4.5 litre harcıyor Yaris Cross. Gayet bu iyi. Bu kullandığımız 130 beygirlik olanda. Evet, gayet iyi. Hatırladığım kadarıyla 37 litrelik bir benzin deposu var. Arkadaşlar hep böyle soruyorsunuz, merak ediyorsunuz. Buradaki benzin deposu 37 litrelik. Şimdi sıfırdan 100 km hızlanmasını söyleyelim Ufuk. 10.7 saniye. Maksimum sürati de Yaris Cross'un 170 km ile sınırlandırılmış. Şehir içi otonom için gayet ideal veriler gibi görünüyor. Evet. Çünkü Avrupa'da ve Türkiye'de kompakt ve SUV segmenti sürekli büyüyor. Boyutlarıyla yakıt tüketimi çok önemli bunda. En fazla satılan Avrupa'da Toyota'nın modeli Yaris Cross. Arkadaşlar çok enteresan. Hakikaten Toyota'nın en çok satan Avrupa'daki modelin ve SUV segmentinde bir araç olması beni çok şaşırttı, evet, doğrusu. Evet. Bunun nedenleri ne olabilir? Bir de Türkiye'de biliyorsun, duyduğuma göre Toyota'nın en çok satan dördüncü modeli bu. Yani Avrupa'dakinin tam tersi. B SUV'lar, daha doğrusu B segmenti nedense Türkiye'de çok iş yapmıyor galiba. Genelde hani SUV olduğu zaman biraz biz büyük istiyoruz, ebatlı istiyoruz. Bagajı daha büyük olsun. İşte geniş aileler tercih ediyor. Daha gösterişli. Daha gösterişli, daha havalı. Ama Avrupa'da böyle bir mantık yok açıkçası. Ufak olması, kompak olması, az yakıt tüketim, bunlar daha fazla önem taşıyor Avrupalı müşteriler için diyeyim ben. Tabii bir de hibrit gerçeği var. Elektrikli Otomobil Haber kanalındasınız. Elektrikli otomobilleri elimizden geldiğince yeniliklerini tanıtmaya ve bu konudaki öncülük yapmaya gayret ediyoruz. Ama hibritler de tabii ki elektrikli otomobiller olarak tanımlanıyor. Bataryalı araç neticede baktığımız zaman. Yani dolayısıyla, ama fakat son dönemde biraz önce de seninle konuştuk Mete. Hibritlerde bir yükseliş var. Evet, evet. Şimdi biraz şöyle ondan söz etsene. Özetleyeyim. Şimdi elektrikli otomobil satışları durmadı. Böyle bir yanlış algı oluşuyor. Elektrikli otomobil satışlarındaki satışın iğmesi düşüyor, yavaşladı. Ama her zaman o tempo devam etmeyecekti zaten. Bunu biliyorduk. Biraz alışma süreci vardı. Altyapı sorunları var. O menzil kaygısı hala devam ediyor. İşte bu dönemde ara formül yine hibritler öne çıktı. Özellikle plug-in hibritler ve hibritler Avrupa'da ve dünyada şu dönemde çok popüler, biliyorsun. Toyota'da zaten hibrit konusunda öncü markalardan bir tanesi. 1960'larda mı başlamış ilk hibrit çalışmalarına? Evet. Yani sanki geleceği görmüşler gibi bir durum söz konusu. En geç elektrikliye geçen markalardan biri de Toyota'ydı. Toyota oldu. Hatta çünkü CEO'su, başkanı Akio Toyoda bayağı eleştirildi, elektrikliye düşman bende. Ama ne kadar haklı olduğunu da şimdi görüyoruz. Evet tabii, ama elektrikli gerçeği değişmeyecek arkadaşlar. Tabii. Yani bütün markalar bir şekilde elektrikli hedeflerine ulaşmak için çalışıyorlar. Her ne kadar işte dediğim gibi satışlarda biraz performans kaybı olsa da elektrikli otomotiv dünyasının bir şey olacak. Fakat şu söylediğin çok enteresan. Avrupa'da var ama bütün dünyada hibritlere ve plug-in hibritlere karşı bir dönüşüm var. Geçenlerde biliyorsunuz arkadaşlar, ben Çin'deydim. Çin'deki fuarda şunu gördüm, her markanın bir
standında bir plug-in hibrit vardı. Versiyon. Ve şu rakamları da size söyleyeyim. Geçen yıl Çin'de %25 artmış elektrikli otomobil satışları ve işte 6.8 milyon falan gibi büyük bir rakama şey olmuş. Plug-in hibritlerin satışları 2.8 sanıyorum. Fakat artış hızı ne? %85. Yani herkes plug-in hibrite doğru kaymış. Biraz önce böyle bir hızlı viraja girdik biliyorsun. Hı hı. Otomobil savrulmadı ki yüksek bir araç SUV olduğu için. Yerden yüksek ve aynı zamanda da konforlu bir süspansiyon sistemi seçilmiş. Çünkü bu genelde şehir içinde kullanılacak konfora yönelik bir otomobil olmuş. Buna rağmen otomobil o virajdan bizi rahatsız etmeden çıktı. Bunu söyleyebilirim. Direksiyon tepkisini beğendim. Her ne kadar direksiyon simidini sevmesem de. Yani ben bu konuda... Sempatik ve şık olabilirmiş. Yani işte vites topuzunu biraz önce söyledim. Yani daha böyle güzel oyuncaklı vites seçiciler kullanabiliyor. Bu orta konsolü daha güzel değerlendirebilmek, daha feasible değerlendirebilmek için oyuncaklı şeyler seçilebilir. Ancak biz Toyota'da hakikaten göreceğiz. Yani şunu bir kere daha söyleyeyim. Yakıt tüketimiyle, otomobillerinin sağlamlığıyla, dayanıklılığıyla tanınan bir marka ve müşteriler tarafından seviliyor. Tasarım bir soru işaretiydi. Artık tasarım da çok iyi olmaya başladı. Bir de iş tasarım için... Biraz böyle bir neşeli bir şeyler istiyor. Bir de iş tasarımda güzel bir şeyler olsun diye düşünüyoruz. İnşallah Toyota'cılar bizim bu şeylerimizi göze alırlar, değerlendirmelerimizi yola çıkarlar. Mete sen biraz önce şey dedin yani hani gösterişli biraz böyle daha büyük otomobiller seçiyoruz. Dolayısıyla hani B segmenti biraz daha yavaş ilerliyor diğerlerine göre. Ama tabii ki B SUV'larında bir fiyat avantajı oluyor. Dolayısıyla da hani Türkiye'nin şu andaki otomobil fiyatlarına ve ekonomik şartlarına baktığımızda makyajlı Yaris Cross'un bir şansı olmaz mı sence? Olur Ufuk, niye olmasın? Şu an mesela tüketici artık tasarıma, yakıt tüketimine değil, direkt fiyata bakıyor günümüz şartlarında. B SUV'ların fiyatı da C SUV'lara göre bayağı bir avantajlı görünüyor yani. Arada hele bir de kredi imkanlarının kısıtlı ve hatta sıfır olduğunu düşünürsek, maliyetlerinin de çok pahalı olduğunu düşünürsek, bence burada sorun Toyota'nın ne kadar araç alıp alamayacağı. Geçen yıl da aynı sorunu yaşamıştı. 2022'de hatırlarsan çıkmıştı Yaris Cross ve bugüne kadar 5200 adet satmışlar. Geçen yıl 3000 adet getirebilmişler. Konuştuğumuz zaman yöneticilerle hani daha fazla alabilseydik daha fazla satardık diyorlar. Bu yıl hedefimiz ana merkezi daha çok araç alabilmek için üzerine yoğunlaşıyoruz, pazarlık yapıyoruz diyorlar. Bence şansı var, bir de bir Toyota müşterisi var ne olursa olsun. Yani o zaman şöyle söyleyeyim, Türkiye şartlarıyla birlikte eğer Toyota'cılar da yeterli otomobil bulabilirlerse Yaris Cross satış şansı her zamankinden daha yüksek daha olacak. Daha yüksek ve hibrit olduğunun avantajını da altını tekrar çizmek lazım. Evet, hibritler işte yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Sessizliği. Sessizliğiyle ki unuttuk biliyorsun 5. nesil hibrit teknolojisi kullanılıyor. Evet. Bu teknolojinin en önemli özelliği yakıt tasarrufunda iddialı olması ve sessiz sürüş sağlaması. Bunlar önemli. Unuttuk, önemli bir şey daha var Yaris Cross'la ilgili. Biliyorsun Toyota'nın çok iddialı olduğu güvenlik donanımları var. Bu güvenlik donanımları Safety Sense deniyor. Hangi nesil? Üçüncü nesil Yaris Cross'ta artık standart. Evet, yani donanımlar. Bunlar arasında ne var arkadaşlar? İşte adaptif seyir modu var, ayarlıyorsunuz. Şerit dışına çıktığınızda sizi uyarıyor. Direksiyonu elden bırakmamanızı söylüyor. Kavşakta çarpışma önleme sistemi var. Kavşaktan çıkarken bisikletli yaya karşınıza çıktığı zaman anında frenliyor kendi kendine otomatikman araç. Bunun yanı sıra da çok önemli şeylerden bir tanesi, ben hemen ayarlı olduğunu farkında değildim. Bir anda gördüm. Önündeki araç hızlı giderken yavaşladı. Ben ona yaklaştığımda otomatik kendi olarak kendi kendini frenledi arkadaşlar. Tabii ki B segmentindeki bir araç için bu güvenlik donanımları çok önemli. Demek ki teknoloji geliştikçe, bu teknolojinin maliyetleri düştükçe artık biz daha büyük segmentlerde gördüğümüz konfor ve güvenlik donanımlarını dediğin gibi alt segmentlerde de göreceğiz daha çok sıkça. Teşekkür ederim. Bu yolculuk sırasında bana eşlik ettin. Değerli bilgilerinle katkı sağladın. Bir videonun daha sonuna geldik. Mallorca'dan selamlar.
Biz İstanbul'a doğru yola çıkarken umarım bu videoyu beğendiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.